videosu olacak. Umarım beğenirsiniz. İlk önce bahsedeceğim ürün, bitirdiğim ürün Palmolive'in Thermal Spa duş jeli. Böyle bitirdim. Çok temiz kokan bir duş jeli bu. İçerisinde zaten deniz yosunu ve termal su mineralleri barındırıyormuş. Tekrar gittiğimde de alırım yani. Niye almayayım? Çok sevdim. Güzel yani. Cilt sıklığını arttıran yağlar ile zenginleştirilmiştir diyor. Fena değil. Yani niye almayayım yani? Palmolive'in duş jellerini ben seviyorum. İkincisi, bu ayın çok bereketsiz olan ürününden bahsetmek istiyorum. Hatta bereketsiz ürün olarak seçtim kendisini. John Frieda'nın Frappier serisini. Bu ürünü ben ne zaman aldım, ne zaman bitirdim, ne zaman yani hiç farkına varmadan ürün bitiyor zaten. O yüzden çok bereketsiz seçtim kendisini. Ya niye bitiyor ya? Çok güzel. Çok beğeniyorum. Alışveriş videosunda zaten bahsetmiştim. Ama ona rakip olan bir saç bakım maskesi buldum ben. Şöyle Muzaffer Tosun'un şu markalı. Yanlış da okuyabilirim. O yüzden videonun açıklama kısmına adına yazacağım. Muzaffer Tosun diyor. Saç bakım maskesi bu. İçerisinde defne, ısırgan, mersin yaprağı, biberi ekstratı içeriyormuş. Çok hoşlandım. Full Repairs onarıcı bakım maskesine hakikaten rakip bir ürün diyebilirim. Böyle ambalajının kötü ve çirkin olduğuna bakmayın. Muhteşem ötesi bir ürün yani. Fakat kokusu biraz kötü. Ama onun dışında çok başarılı. Bilmiyorum nereden bulabilirsiniz. Ben Koyfem'den bulmuştum ama güzel. Beğendim. Sonra kuaföre gitmekten sıkılıyorum ben, böyle kuaförde saatlerce oturmaktan böyle bunalıyorum. İçime fenalıklar geliyor. Bu yüzden bu ay dedim hani saç diplerim gelmişti, kendim boyayayım. Bazen böyle değişiklikler yapıyorum. Çünkü benim saçım zaten açık küllü sarı olduğu için diplerim de açılmasında çok zorluk çekmiyorum. Çünkü şu an hani böyle çok açık beyaza yakın olduğu için saçım, hani saç diplerimi yine de boyamam gerekiyor. O yüzden benim de boyadığım ürün paletin Schwarzkopf paletin küllü açık sarı rengi. Şöyle 11 numara, 11 şöyle 11 numarası. Ama sakın esmerseniz ya da böyle hani koyu saçlarınız varsa sakın denemeyin lütfen. Sorumlusu ben olmak istemem. Benim çok açık saçlarım var zaten ve özel bir şey gerektirmiyor. Yani boyuyorum açılıyor, öyle diyeyim hani. Zaten sarışın bir bayanım gördüğünüz gibi. O yüzden aman sakın, sorumlusu ben olmak istemem sonra. Yine bir saç ürününe geçersek, Tırasa'nın ısırgan otlu şampuanı. Bu yağlı saçlar için ben her gün duş alıyorum, banyo yapıyorum. Ama saç bakım maskesini eğer kullanmazsanız bu üründen sonra saçınız acayip kurusuyor. Ama uzun süreli kullanımdan sonra mutlaka etkisi vardır. Çünkü içerisinde ısırgan otlu var ama ben bu daha almayacağım. Çünkü hiç memnun kalmadım. Sesten kusura bakmayın. Çok kötü bir ses çıktı. Sonra diğer bir saç ürünü Matrix'in Biolage şöyle saç serumu. Saça parlaklık kazandıran, saçı yatıştırıyormuş ve ısı ve neme karşı koruyormuş bu serum. Yani bu serum... Bu serum için ne söyleyebilirim? Çok kötü bir ürün değil. Çok da güzel bir ürün de değil. Bir daha da almam yani. Diğer bir ürün de bitirdiğim Nuxe'un böyle bir göz kremi. Bu göz kreminden çok memnun kaldım. Artık zaten göz kremi yani kullanmaya başladım yani artık. Hatta anti-age ürünlerde, serumlarda kullanmaya başladım. Bu arada yaşımı merak edenler olmuş. Yaşım 26. Sanırım dedikodu bloğu. Burada yaşım hakkında konuşulmuş. Yaşım 26. Kaldırdım, 18 falan. 18'de kaldım ama yaşım 26. Neyse, bana önerebileceğiniz, memnun kaldığınız bir göz kremi varsa yazın mutlaka. Çünkü değişik göz kremleri kullanmayı istiyorum. Hem konuşabilmek ürünler, yani konuşabilmek için hani bitirdiğim ya da memnun kaldığım ürünler hakkında konuşabilmek için değişik ürünler kullanmak istiyorum. Yoksa bu göz kremi güzel, memnun kaldım. Onun dışında bir parfüm bitirdim. Burberry'nin The Beat parfümü. Böyle yaz için ideal, güzel kullanabileceğiniz çok hoş bir parfüm. Bu beyaz olanı.
Watsons'ın lavantalı body scrub'ını bitirdim. Bu body scrub'ı bir daha almam. Çok uzun süre önce almıştım zaten. Zor da bitirdim yani. Hatta bitirmek için de kendimi zorladım diyebilirim. Ama en sonunda bitti. Bu arada size bakamıyorum. Kendime bakıyorum yani. Çünkü kamerayı böyle yan tuttuğum için hem kendimi kameradan kontrol ediyorum hem de bu şekilde düz baktığım zaman şaşı gibi görünüyorum yan durduğu için kamera. O yüzden kusura bakmayın. Dediğim gibi bu ürünü bir daha almam. Essence'in şöyle rimeli Get Big Lashes. Bu ürün de benim memnun kaldığım, çok severek kullandığım ürünlerden bir tanesiydi. Şimdi ben diğer bir Essence'den diğer bir rimel aldım. Şöyle. Şu ikili olanlardan. Ama bu acayip yapıştırıyor kirpikleri. Yani çok fazla yapıştırıyor ama bu gayet güzeldi. Sonra Alixaber'in eyeliner'ını bitirmişim. Bu eyeliner benim senelerdir kullandığım eyeliner'lardan biri. Hakikaten çok memnun kaldığım eyeliner'lardan biri yani. İsmine bakıyorum. Hani özel bir ismi yok. Sadece Alixaber eyeliner ve black yazıyor. O kadar. Gayet de güzel. Senelerden beri kullanıyorum. Severek kullandığım ürünlerden biri. Colgate'in şöyle suyunu bitirdim. Sonra yine bir lens suyum vardı. Onu bitirdim. Şöyle. Bunları hızlı geçiyorum. Parmex'in asetonu bitti. Evet, benim bu ayki bitenler ürünlerim bu kadardı. Benim aslında böyle videoların sonunda öyle küçük küçük dileklerim olacak. Bunlardan bahsetmek istiyorum yine. Dileklerimden bahsetmek istiyorum. Ne olur pozitif olun. Sakın sakın negatif olmayın. İçinizdeki, içerinizdeki nefret duygularını, karamsarlık duygularını atın. Çünkü nefret eden insan sevmeyen insandır, sevilmeyen insandır. Bilmiyorum yani... Aslında bu dünyayı değiştirecek olan bizleriz, sizlersiniz. Çünkü tek bir kişinin mutsuzluğu inanın tüme varıyor. Ve tek bir kişinin mutluluğu bile yine tüme varım gösteriyor. Çünkü negatif, olumsuz duygular yine ne olursa olsun hayatınızın belirli bir döneminde sizi buluyor, sizi çekiyor. Çünkü aslında siz bir magnetsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben böyle benim izleyicilerimle, abonelerimle böyle mutlu, olumlu, pozitif bir... enerji oluşturmak istiyorum. Böyle enerji yuva oluşturmak istiyorum. Güzel bir ülkede yaşıyoruz. Umarım her zaman barış dolu ve huzur dolu bir toplum içerisinde oluruz ve dünyaya enerji veririz. Bu şekilde yani güzel dileklerim böyle. Ben size güzel enerjiler yolluyorum. Güzel ışıklar yolluyorum. Olumlu duygular, olumlu pozitif duygular yolluyorum. Size bunu aynı şekilde gönderirim ve bunu evrene yayalım istiyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.